CHP eski milletvekili Abdülatif Şener CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Şener Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini de söyledi. Katıldığı canlı yayında soruları yanıtlayan Abdülatif Şener, "CHP'nin istifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Ben zaten istifa ettim" şeklinde yanıt verdi. Şener, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Sinanoğlu'na oy verdiğini, ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını söyledi. Mehmetçik teröristlerin Öncü Pınar'a gerçekleştirdiği roketli saldırıları karşılıksız bırakmadı. Terrifat ve Münbiç bölgelerindeki teröristleri hedef alan Türk askeri 16 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 57'ye yükseldi. Bu arada Şırnak'ta güvenlik korucusu Mustafa Erdem'i şehit eden teröristler Mersin'de yakalandı. Irak'ın kuzeyindeki Harkurk ve Metina bölgelerinde de 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin hafta sonu Öncü Pınar'a gerçekleştirdiği roketli saldırıların ardından Mehmetçik harekete geçti. Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatılan operasyonun kapsamı genişletildi. Operasyon kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rifat ve Münbiç bölgelerinde terör örgütü PKK-YPG üyelerine ait hedefler belirlendi. Kara ateş destek vasıtalarıyla yürütülen operasyonda SİHA'lar da görev aldı. Terör örgütüne ait sözde karargah, barınak ve sığınaklar vuruldu. <laughs> İlk yapılan atışlar sonucunda 41 terörist etkisiz hale getirilmişti. Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rifat ve Münbüç bölgesinde 16 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Böylece hafta sonundan bu yana Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi. Etkisiz hale getirilenler arasında Öncü Pınar'a gerçekleştirilen roketli saldırıları planlayan teröristlerin de olduğu değerlendiriliyor. Terörle mücadele yurt içinde de hız kesmeden sürüyor. Şırnak'ta güvenlik korucusu Mustafa Erdem'in şehit edilmesi eylemine katılan 3 PKK'lı terörist Mersin'de yakalandı. Terörist Mehmet Zeki İlmene yardım ve yataklık eden kardeşi ve ev sahibi de gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya haberi "Şehidimizin kanı yerde kalmadı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman emniyet mensuplarımızı tebrik ediyorum. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek." notuyla paylaştı. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde ise 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada terörist neredeyse hedefimiz orası. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız ifadelerine yer verildi.